Disney yaptığı her film dünya genelinde milyarlarca kişi tarafından sevilerek izlenen büyük bir şirket. Disney'in bu filmlerinin bazılarının gerçek olaylardan ve sıra dışı hikayelerden uyarlama olduğunu biliyor muydunuz? Evet, bugün sizleri orijinal hikayesiyle şaşırtacak 5 Disney filminden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce bu tarz videolardan ışık hızında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirim zilini de açabilirsiniz. Bu videoları hazırlamamda destek olmak için de videoya like atıp düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Orijinal ismi Snow White, yani kar beyazı olan prensesimiz, Türkçe'ye uzun zaman önce Pamuk Prenses diye çevrilmiş. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Disney'de ilk olarak 1937'de yayınlandı ve yayınlandığı zaman büyük ilgi gördü. Şimdilerde sayısı fazlaca artan Disney prenseslerinin ilkiydi. Hikayeyi hepiniz biliyorsunuzdur. Pamuk Prenses kıskanç üvey annesiyle beraber yaşar. Üvey annesi prensesi öldürmek için avcı tutar. Ama avcı güzelliğinden dolayı prensesi öldüremez ve onu ormanda serbest bırakır. Şeytani kraliçe Pamuk Prenses'in hala hayatta olduğunu öğrenince Pamuk Prenses'e zehirli elma vermesi için cadıyla anlaşır. Pamuk Prenses bu elmayı yediğinde öldüğü düşünülür ama onu yedi cüce bulur. Yedi cüceler onu evlerine alırlar. En sonunda ise prens gelip Pamuk Prenses'i öperek onu hayata döndürür ve sonsuza dek mutlu yaşarlar. Ne güzel hikaye değil mi? Çok hoş bir hikaye ama orijinalinin oldukça ürpertici bir sonu var. Orijinali Grimm kardeşler tarafından 1812 yılında yazılmış ve ilk olarak Almanya'da yayınlanmış. Pamuk Prenses'in zehirlendiği yere kadar Disney'in filmiyle son derece benzer bir hikaye varken, zehirlendikten sonra hikaye farklı şekilde devam ediyor. Mesela prens Pamuk Prenses'i öperek hayata döndürmüyormuş. Ya o kadar kolay mı sandın yiğidim? Pamuk Prenses'in tabutunu ormana taşıyıp boğazından elmayı çıkararak onu hayata döndürüyormuş. Nispeten daha gerçekçi bir hayat kurtarıştan sonra Pamuk Prenses ve prens evlenmeye karar vermişler ve büyük bir düğün organize etmişler. Bu büyük düğüne de tüm kral ve kraliçeleri davet etmişler. Tabii bizim kötü kraliçeyi de davet etmişler. Ya oğlum az dikkat edin ya. Neyse, kraliçe de düğüne gidip Pamuk Prenses'i öldürmek istemiş ama öldürmeden yakalanmış. Yakalayınca ne yapmışlar sizce? Kraliçenin ayağına kızmış demirden ayakkabı giydirip ölene kadar dans ettirmişler. Buradan anlaşılan Pamuk Prenses o kadar da pamuk gibi bir insan değil. Evet. Sıradaki filmimizin prensesi belki en tartışmalı Disney prenseslerinden biridir. Bunun sebebi Pocahontas'ın direktman gerçek bir tarihi figür olmasından ve Disney filminin bu tarihi figürü gerçek dışı şekilde yansıtması ve tarihe saygısızlık yapıldığının düşünülmesi. Filmde babası Kızılderili kabilesinin lideri olan Pocahontas bir İngiliz yüzbaşına gönlünü kaptırır. Ama babası onun kabileden biriyle evlenmesini ister. İngiliz yüzbaşının adamlarının yerlilerin altınını çalmaya çalışmasıyla işler daha da sarpa sarar. Filmde konu genel itibarıyla böyleyken gerçek hikaye şöyle. Gerçek ismi Mikata olan Pocahontas 1595'te doğmuş. Şımarık, yaramaz çocuk anlamına gelen Pocahontas sonradan takma isim olarak verilmiş. Mikata, Virginia'da yerleşim gösteren bir kabiledenmiş. İngilizlerin Amerika'yı işgali ve bunun bir sonucu olarak gelişen savaşlar Mikata'nın çocukluğuna denk gelmiş. Bu zamanlarda Yüzbaşı Smith Mikata'nın yani Pocahontas'ın kabilesi tarafından esir alınmış ve ölümle yüz yüze gelmiş. O esnada daha 10 yaşında olan Mikata öne atılarak yüzbaşının ölümünü engellemiş ama filmin aksine ikisi arasında romantik anlamda hiçbir şey yaşanmamış. Daha sonraları Mikata İngilizler tarafından esir alınınca tütün yetiştiricisi John Rolfe ile tanışmış ve kurtulmak için onunla evlenmeyi kabul etmiş. İsmini de Rebecca olarak değiştirmiş. Bu evlilik tarihte kayıtlara geçen ilk İngiliz Kızılderili evliliği olmuş. Evlilikten 2 yıl sonra çift Londra'ya göç etmişler. Rolf karısını İngiliz ve Amerika arasında bir barış ve iyiliğin sembolü olarak göstermiş. Bir gün Pocahontas gemiyle Virginia'ya dönerken hastalanmış. Üzücü bir şekilde 21 yaşında hayata veda etmiş. Zehirlenerek öldürüldüğünden şüphe duyulsa da hiçbir zaman ölüm nedeni kanıtlanamamış. 2010 yılında Disney Türkçe'ye karma karışık şeklinde çevrilen Tangled adında animasyon filmini yayınladı.
Bu filmde Rapunzel isminde sihirli iyileştirme yeteneklerine sahip bir bebeğin hikayesi anlatıldı. Bebek beşikteyken Gothel adında kötü kalpli bir cadı tarafından çalınır ve gizli bir kuleye hapsedilir. Rapunzel büyüdükçe altın saçları da uzar ve Rapunzel dışarıdaki dünyayı merak etmeye başlar. Özellikle her yıl gökyüzünde süzülen parlak ışıklar daha da meraklanmasına sebep olur. Sonrasında kuleden kaçmak için hırsızla işbirliği yapar. Dışarı çıkınca ışıkların ebeveynleri olan kral ve kraliçe tarafından her yıl doğum gününde salınan fenerler olduğunu öğrenir. Sonra hırsızı hayata döndürür ve ona aşık olur. Daha sonrasında ise evlenirler. Filmin uyarlandığı kitapta ise durum biraz daha farklı. Orijinal kitapta hikaye hamile bir kadının komşusu şeytani cadı Gothel'in bahçesinde gördüğü çiçeği istemesiyle başlar. Kocası da duvardan tırmanarak istediği çiçeği çalar. Kadın çiçeği yedikten sonra o kadar lezzetli gelir ki bir daha çalmasını ister. Ama bu sefer kocası cadıya yakalanır. Kocası yaşamak için yalvarır. Cadı da yeni doğacak bebeklerini vermeleri şartıyla serbest bırakır. Cadı yeni doğan bebeği alır ve adını Rapunzel koyar. Rapunzel büyüdükçe altın saçları da uzar. 12 yaşına geldiğinde ise cadı onu kuleye kapatır. Rapunzel'in saçları o kadar uzun olur ki cadı kuleyi ziyarete geldiğinde Rapunzel'in saçlarıyla kuleye tırmanır. Bir gün Rapunzel şarkı söylerken prensle tanışır ve birbirlerine aşık olurlar. Beraber kuleden kaçmayı planlarlar ama cadı ortada yanlış bir şeyler döndüğünü anlar ve kuleyi izlemeye başlar. Sonra prensin kuleyi ziyaret ettiğini öğrenir. Bunun üzerine Rapunzel'in saçlarını keser ve Rapunzel'i de ormana salar. Rapunzel'in kesilmiş saçlarını kuleden sarkıtarak da prensi kandırır. Prens kulenin tepesine çıkar, Rapunzel'i göremeyince gittiğini düşünür ve kendini öldürmek için kuleden atlar. Hayatta kalır ama gözüne batan dikenler onu kör eder. Bir ay boyunca ormanda amaçsızca dolaşırken Rapunzel'in sesini duyar ve tekrar bir araya gelirler. Rapunzel prensin gözlerini iyileştirir. Bu arada Rapunzel'in iki çocuğu vardır. Acaba kimden? Tüm zamanların en iyi Disney filmlerinden biri olan Pinokyo 1940'ta yapıldı. Ve bize Jimmy Cricket'in ağzından hikayeyi anlattı. Gepetto'nun nasıl Pinokyo adında kukla yaptığını ve onun gerçekten bir çocuk olması için nasıl dilektirdiğini gösterdi. Gepetto bir gece kayan bir yıldız görür ve diğer sabah Pinokyo canlanır. Pinokyo bir gün okula giderken diğer kuklalarla oynayacağı bir şovda oynamaya ikna olur. Evine Gepetto'nun yanına dönmeye çalıştığında şovun sahibi tarafından kafese kilitlenir. Pinokyo sihirli bir peri tarafından korunur ama herhangi bir şey hakkında yalan söylemeye başladığında burnu büyümeye başlar. Sonunda Pinokyo ve Jimmy Cricket eve döner ama Gepetto'nun Pinokyo'yu aramak için denize açıldığını ve balina tarafından yutulduğunu fark ederler. Pinokyo Gepetto'yu balinanın içinden çıkarır ama kendisi boğulur. Fakat iyi olduğunu kanıtladığı için peri tarafından hayata geri döndürülür ama bu sefer gerçek bir çocuk olarak. Filmi böyle ama Carlo Collodi tarafından yazılmış orijinal versiyonu çok daha karanlık bir hikaye anlatıyor. Başlarda çizgi roman tipinde bir gazetede haftalık olarak yayınlanmış bu hikaye. Yazarı Carlo, Pinokyo'yu çoğu zaman zavallı ve kurallara uymaz bir çocuk olarak tanımlamış. Bu hikayede Jimmy Cricket yol gösterici bir arkadaşın aksine babasına karşı gelmesi için onu tetikleyen bir karaktermiş. Pinokyo birçok kez soyulmuş, işkence görmüş ve kaçırılmış. Hatta tahta bacakları da yanmış. Yazar her bölümde bir çocuğun yaramaz olup kurallara uymazsa neler olacağını göstermek istemiş. Carlo Pinokyo'nun sonunu onu asarak bitirmek istemiş ama yayıncıların ısrarıyla onu hayata geri döndürmüş. Burada mavi saçlı çocuğu tanıtmış. Bu karakter Disney'de sihirli peri oluyor. Ama geri döndüğünde bile Pinokyo'nun başına eziyetler ve türlü aşağılıklar gelmeye devam etmiş. Winnie the Pooh İngiliz yazar A.A. Milne tarafından oluşturulan sevimli bir ayı. Disney, Winnie the Pooh'un arkadaşları Piglet, Eeyore, Kangaroo, Tavşan, Tigger, Baykuş ve tek insan karakter olan Christopher Robin'in de dahil olduğu bir uyarlama dizi çıkardı. Winnie ve arkadaşları birçok eğlenceli macera yaşadılar. Bu karakterlerden bazılarının gerçek hayvanlardan ilham alarak oluşturulduğunu biliyor muydunuz? 1925'te A.A. Milne, Winnie the Pooh'yu bir askerin ayısından ilham alarak oluşturdu. Asker Fransa'ya gidince ayıyı da Londra hayvanat bahçesine bırakmışlardı. Christopher Robin Milne yani yazar Milne'nin oğlu da hayvanat bahçesine sık sık ziyaret ediyordu. Ve özellikle bu ayıyı çok seviyordu.
Kendi oyuncak ayısına da Winnie the Pooh ismini vermişti. Babası da buradan ilham alarak bugün hemen hemen herkesin bildiği karakterleri oluşturdu. O kadar kahkaha ve eğlencenin ardından Winnie ve arkadaşlarının karakterlerinin arkasında derin anlamlar olabileceğini düşündünüz mü? Kanada Psikoloji Derneği bu konuda bir makale yazdı. Yayınlanan makaleye göre Winnie the Pooh karakterleri çeşitli akıl hastalıkları ve psikolojik rahatsızlıklarla boğuşuyor. Mesela Winnie the Pooh'da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var. Piglet ise yaygın anksiyete bozukluğuna sahip. Aynı zamanda düşük benlik kaygısından da muzdarip. Her şeyden endişelenmesi de bu yüzden. Sürekli üzgün olan dostumuz Eeyore ise depresyonda. Umutsuz konuşmaları da bu tezi doğrular nitelikte. Baykuş'un disleksik ve Alzheimer olduğu da yine makalede yer almış. Aynı zamanda kendisi biraz narsist. Tigger'da hiperaktivite var ve dürtülerini kontrol edemiyor. Zıplamasını sağlayan kuyruğu da yine hiperaktif kimliğinin bir yansıması. Christopher Robin'e gelecek olursak, şizofreni olduğu ve diğer tüm canlıların onun halüsinasyon görmesi sonucu ortaya çıktığını iddia eden yazı, Robin'in gelecekte cinsel kimliğiyle ilgili problemler yaşayacağını vurgulamış. Ne olursa olsun Disney işini iyi yapıyor ve filmleri gerçekten belli kalitenin altına inmiyor. Şüphesiz hikayelerde böyle değişikliklere gitmese çocuklar için uygun bir şov hazırlaması mümkün olmazdı.